Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir akıllı saat inceleme videomuz var. Ama aslında bu baktığınızda replika diyoruz ama firmalar artık kendi markalarını ürettiği için aslında teliften kaçmak için ufak tefek yapmış oldukları değişiklikler var. Şimdi elimizde Atoncia markasına ait Apple Watch Ultra replikasını andıran daha doğrusu birebir andıran bir modelle birlikteyiz. Bugün bu ürünün kutu açılımını teknik özelliklerini, genel bilgilerini birlikte konuşuyor olacağız. 45 milim bir kasa yapısına sahip, ekran tamamen ortalanmış ve arayüz gayet akıcı. Zaten bunları videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Full Watch Ultra replika saat arayanlar da bu da bir alternatif model olacak. Menşe Türkiye'ye yeni girmiş bu firmada 2 yıl bu saat üzerinde garantiniz bulunuyor. Zaten açıklamaya da link bırakıyor olacağım. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Ürünü yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum. Instagram'dan takip edenler bilir. Ve yan kısımda hangi uygulamalardan bildirim alabileceğiniz ve hangi içerisinde uygulamalar yüklü vesaire bunları gösteren bir kutu yapısı olmuş. Zaten burasında kendi logosu bulunuyor. Arka kısmında da böyle açıklamaları mevcut zaten. Şimdi kutuyu hemen açalım. Bu şekilde gelen kutu yapısıyla birlikte geliyor. Bu bir kullanım kılavuzu. Nasıl kurulacağı, neler yapılacağı gibi bilgiler yazıyor ve Atom GM'in kendi logosu da bulunuyor. En önemli özelliklerden bir tanesi içerisinden 2 adet koruma cam kılıfı çıkıyor. Bunu taktığınızda cam çizilmiyor. İlla ki montumuza vesaire bir yere takılabiliyor. Ve kayış olarak da baktığınızda 2 adet kayış bulunuyor. Bu siyah olanı bir de lansman kayışı var onu da göstereceğim sizlere. Zaten içerisinden iki kayış çıkması gayet iyi çünkü baktığınızda iki kayışı da sıkıldıkça değiştirebilirsiniz zaten dışarıdan da kendiniz satın alıp takabilirsiniz 45 milim her kayış uygun olacaktır. Siyah kayışımızı böyle kenara bırakıyorum ben siyahı kullanıyorum. Manyetik şarj aleti var zaten hepsinde olan gördüğünüz gibi manyetik şarj aleti. Bu da hızlı şarj ediyor diyebilirim bu arada ve bu da iki tane cam bezi zaten işte camı silmek ve tozu kalmadan ekran koruyucularını takmak. Bu şu kılıfa göre daha iyi. Bu silikonumsu bir yapıya sahip. Bu kumaş hissiyatı veriyor baktığınızda. Bu da güzel bir kayış ve bununki zaten normal lansman kayışı olduğundan dolayı bu şekilde yandan geçirmeli. Şöyle göstereyim size. Buradan takıp ayarını yapabiliyorsunuz. Şu an takamadım açıkçası. Bunu yapmakta da uğraşmıyorum genelde. Ve son olarak saatin kendisi çıkıyor. Dediğim gibi ben kullandığım için kutusunu açtım, bayağı kutuladım tekrar vesaire. Hani şu an sizlerle birlikte tekrardan kutu açılımı yapıyorum. Aslında 3 hafta önce açtım ve saati kullanmaya başladım zaten arayüzü göreceksiniz birazdan da. Şimdi saati bu şekilde açtığımızda da direkt yan taraflarda crown tekerimiz, normal tuşumuz ve diğer tarafta ise bu turuncu tuş bulunuyor. Atoncia markasının kendi logosu geldi ve görmüş olduğunuz gibi ben zaten kendi logomu buraya eklemiştim. Hemen şu şekilde de sizlere kadran değiştiremiyorum bu arada. Şuradan kilidini açalım kadranın ve kadranları bir ufaktan göstereyim. Kadranlar da zaten hemen hemen çoğu saatte olan kadranlar. Şöyle biraz da aşağıda tutayım ki net gözüksün. Şimdi kadranları gördüğümüzde zaten hani bunda renk değişebiliyor. Bakabilirsiniz. iki tane, üç tane renk var. Böyle bastığınızda üstüne değişiyor. Vida tasarımlı olan model gözüküyor burada. Hani bu vidaları çok herkes diyor işte vidası var mı vesaire. Burada yapmacık vida gibi duran bir yapı var. Ve altında da 6 altı tane sensör bulunuyor. Bu da markanın kendine ait zaten yapmış olduğu bir tasarım. Yan taraftaki kalınlığımız da bu şekilde ne çok kalın ne çok ince ve yapı olarak yani birçok aslında ürün incelediğimden dolayı biliyorum bu biraz daha güzel duruyor ara yüzümüze bakalım şöyle şunu hemen siyah alayım benim kendi temama biraz da ekran parlaklığını kısacağım şuradan parlaklık bölümüne gelip hemen kısalım Şimdi bu saatte her ne kadar uygulamayı indirseniz de e, telefonu eşitlemeseniz de kişinin ismi çıkıyor soldan sağa kaydırdığımızda direkt burada ne yaptığımız en sonki menülerimiz çıkıyor. Onun dışında hemen şu sağdaki butona bastığımızda ise spor verilerimiz açılıyor. Gayet hızlı bir arayüzü var demiştim sizlere. Buradan da direkt menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela hemen bir oyun göstereyim. Zar atma oyunu mevcut zaten saat üzerinde. Yani buradan renkli olanı seç diyor sana. Aslında renk körlüğü testi yaptırıyor. Bütün saatlerde olan özellikler var. Bu arada sesli asistan çok güzel çalışıyor bunda onu söyleyebilirim. Mesajı da zaten şu anda gösterirken nasıl bir mesaj bildirimi geldiğini görüyorsunuz. Onu da bu şekilde gösteriyor saat. Deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz telefonu bağladığınızda kameranızı açıp oradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. QR kod bölümünden de işte istediğiniz bir sosyal kart hangisi ise bunları kendi açınızdan yapabiliyorsunuz. Hesap makinesi vesaire zaten bütün olan saatler hava durumu bu şekilde. Şu an çünkü bağlı değil telefona. Konumu, kronometresi, QR kodu ve ayarlar bölümü var. Kilit kadranı e, bu kadranızı kilitliyor. E, saatin pilini işte ne kadar ömrünü uzatabileceğinizi veya azaltabileceğinizi vesaire söylüyor. Kilit ekranı dediğimde şu. Aslında Always On Display. Hemen göstereceğim. Kendi kendine kilitlensin. Always on display de bu şekilde saatin açık ekranını gösteriyor ama yaklaşık 15 saniye kadar açık kalıyor çok fazla açık kalmıyor. Deşim var saat üzerinde telefon nasıl çalıyorsa mesela iPhone zil sesiniz nasıl çalıyorsa o şekilde ses çıkartabiliyor. Zaten parola koyabiliyorsunuz sıfırlama vesaire yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir bileğime takayım gördüğünüz gibi bu şekilde de kolda bir duruş hissiyatı var ve hızlı bir tepki veriyor. Kapalı. Açıksa kapatıyorum. Yani bu hem ev güvenliğimiz açısından güzel bir ürün hem de böyle işte her şeyi kontrol edebilmeyle güzel bir ürün sahibi olmuş oluyoruz. Çünkü dediğim gibi benim oğlum mesela işte burada diyelim ki onun yaşam alanı ve ben unuttum ışık yakmayı. Saat Wii Fit uygulamasıyla çalışıyor. Bluetooth 5.1 bağlantı bölümü bulunuyor. Ekran çözünürlüğü 385'e 435 piksel. IPS bir ekrandır. 1.91 inç de tam böyle ortalanmış bir ekran bulunuyor. 230 mAh bir bataryası var ve yaklaşık 3 saat içinde de tam şarj olabiliyor saat. Eğer ki bluetooth'suz kullanırsanız 10 gün, bluetooth'la da 2-3 gün rahat gidiyor. Saatin genel bilgilerini, teknik özelliklerini, detay çekimlerini hepsini paylaşmaya çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet kullanışlı, dışarıda böyle orijinal gibi gezebileceğiniz bir saat. Genelde ama bu saati orijinal olup olmadığı için almıyor insanlar. Özellikleri için diğerleri pahalı biliyorsunuz. Bunlar daha uygun fiyatlı olduğu için elimde bildirim alabileceğim, telefonla görüşebileceğim bir saat olsun diye kullanıyoruz. Ki ben de öyle çoğu zaman kullanıyorum. Saati satın almak isterseniz açıklamaya ve yoruma link bırakıyorum. Oradan alabilirsiniz. Bu incelediğim saat tamamen bu şekilde tarafınıza gelmiş olacak. Kanala abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çekilişlerimiz başlıyor. Saatler, klavyeler, kulaklıklar, oyuncu ekipmanları her şeyden çekiliş yapacağım çoğu videomda da her videomun arasına çekiliş de eklemiş olacağım. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.